Biat ölümüne yemin demektir. Şimdi biat da, bu da alışveriş şeyinden kaynaklanır da, ölümüne yemin demektir. Ölüm, ölümü pahasına yemin. Şimdi Mümtehane suresinin 12. ayetinde, bakın onu da söyleyeyim. Evet. Kesinlikle Allah der ki, biat peygambere bile marufta olacak. Herkese kabul gören, Allah'ın kanunlarına da uygun bir şeyler olursa o adama biat edilir. Maruf olmayan bir işte kesinlikle peygamber bile olsa biat edilmez. Kur'an'a baktığımız zaman şu gerçeği görüyoruz. Bir ayette Kur'an'da, Yunus suresinde der ki, niye o toplumlar kendi işlerinde bilgelerini üretmediler ki topluma yol göstersin? Çok güzel, tekrar edelim mi? Niye o toplumlar? Evet, niye? Yani her toplumun kendi içerisinde bilgesi olmalı değil miydi? Bunu şöyle anlatayım. Bize çok sorulan bir soru var. Niye bütün peygamberler Arap coğrafyasında, Orta Doğu'da, Mezopotamya yöresinde geldi de niye bir batıda, niye bir doğuda falan peygamber gelmedi, evet, denildiği çok zaman evet. Biz işte bu ayeti malzeme olarak gösteriyoruz. Evet. Batıya gittiğin zaman orada Eflatun var, Aristo var, Sokrat var. Doğuya gittiğin zaman Buda var, Konfüçyüs var ve ayrıca Bilge Kağan var diyoruz. Evet. Onlar toplum nizamını bilgeliğiyle halletmişler. Allah oraya göndermemiş. Dinin tanımına geçiyoruz. Evet. Değil mi? Ben susuyorum, sizi dinliyorum. Evet. Siz sustuğunuzda sorularımı devam ettireceğim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim, bildiğiniz gibi din sokaktaki vatandaştan akademik vatandaşlara kadar hepsinin dilinde dolaşan ama gerçeğinin ne olduğu bilinmeyen bir mefhum olarak tanıtacağım şimdi. Evet. Çevre kusura bakmasınlar ki bu doğru. Bunun nedeni, çeşitli nedenleri var da, en başta bizim devletimizin maalesef Türk Dil Kurumu'nun din tanımı. Ne diyor? Bakın şimdi, bakarlarsa sözlüğe, Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum diyor. Türk Dil Kurumu böyle diyor. Ama din bu değil. Ben şimdi herkese anlatıyorum. Din sözcüğünün anlamı deyn sözcüğünden gelir. Deyn. D-E-Y-N. Deyn bu bilinir. Borç demek. Borç. Borç. Din sözcüğü ile din sözcüğü aynı yazılır. Fakat seslendirmede farklılığı vardır. Fakat anlam aynıdır, eksen aynıdır. Bu sözcüğün anlamı borç demek. Yani bu sözcüğün ifade ettiği anlam, bir insanın kendisine, ailesine, arkadaşlarına, yakın çevresine, toplumuna, evrene, Allah'a olan borcunu ifade eder. Bunun da tersi, Allah'ın kuluna borcu. Allah'ın kuluna borcu olur mu demeyelim. Allah'ın da kuluna borçları var. Onu da belirteyim. Açacağız. Onların da ne olduğunu da ileriki günlerde, belki bu programda da söylerim. Allah'ın kullarına borcunu, devletin insana, bireylere borcunu, komşunun borcunu vesaire gibicesine, bunu tersten de getirdiğimiz zaman sosyolojik olarak dinin anlamı, İnsanların, dediğim gibi, herkesin birbirine olan borcunu ifade eden bir ifade. Sözcük bu, bu anlamda. Bu demektir ki, bunu dediğimiz zaman, bu sözcüğün buradaki anlatıldığı gibi Tanrı'ya, olağanüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum olmaktan çıkar. Din sokaktadır, halkın arasındadır. Kur'an'ı incelediğimiz zaman şunu görürüz. Mesela Kur'an'da Mısır'daki kralın dininden bahseder. Allah'la ilgisi yoktur. Yine peygamberin yaşadığı çağda Mekke müşriklerinin dinlerinden bahseder. Onun da Kur'an buradaki tanımla da bir alakası yoktur. Ve onun dışında şöyle getirecek olursak, ben bu dini şöyle şey yapıyoruz.
toplum nizamı, yaşam kurallarının bütünü. Evet, özetleyecek olursa toplum nizamı, yaşam kurallarının bütünü. Biz buna din diyoruz. Din sokaktadır. Din caddededir, sosyal bir olgudur. Tamamen toplumsal bir olaydır. Şimdi buna baktığımız zaman, buna hayat nizamı dedik, toplum nizamı, yaşam kuralların bütünü dediğimiz zaman şu gerçekleri görürüz. Bakın mesela sosyalizm bir dindir. Kapitalizm bir dindir. Liberalizm bir dindir. Fakat bunlara karşılık olarak bir de Allah'tan gelen hak din dediğimiz, Kur'an'ın getirdiği İslam dini vardır. Ona da hak din diyoruz. O da bir ayrıdır. Şimdi bunların farklılığına da getireceğiz. Çok çarpıcı tabii. Evet. Dolayısıyla bunlar, dinin çeşitlerini mi görüyoruz evet, şimdi? Evet. Böylece şunu diyoruz. Evet. Din, bir ilahi din vardır, bir de beşeri din vardır. Hı-hı. Kulların hayat nizamlarının adı da bu tanımlamaya göre birer dindir. Kur'an'da Tekasür suresi var. Kısa bir sure. Allah diyor ki kazanma yarışı, çoğaltma yarışı dünyayı cehenneme çevirir. Siz de o cehennemi yaşarsınız diyor. Öz olarak söylüyorum. Çoğaltma yarışı yani kapitalizm, anlatabildim mi? Dünyayı cehenneme çevirir. Siz de o cehennemi aynel yakın, hakkal yakın yaşarsanız o ateşin içinde kalırsınız diyor. Bunlar neye bahsetmezler? Başörtüsü, namaz, niyaz, tesbih, tamam mı? Şalvar, bıyık, tamam. Böyle şey yapayım. Bunlar niye bahsedilmez? Bu da dinin, bu Kur'an'ın içerisindeki emirdir. Bir başka ayet daha söyleyeyim. Haşr suresinin 7 ila 8. ayet. Haşr suresi 7-8. ayet. Allah da orada refah, dünyada sadece zenginler arasında dönüp dolaşmayacak. Refah dünyada A'dan Z'ye kadar bütün insanlar için ortak bir haktır diyor. Müslümanlar bunu işliyor mu? Velayet vermek demek tamamen işinde, gücünde, siyasi, ekonomik, askeri vesairede yönetimi bir başkasının eline vermen demek. İpin ucunu bir başkasına teslim etmen demek. Evet. Bakın şimdi manzaraya bak. Şimdi dost edinmeyin dediği zaman sanki komşu Yahudin var, Hristiyan var ya, onlarla bir yakınlık kurma anlamına doğru bunu düşürdüler. Ve Allah bunu dediği zaman, bunu bize uyardığı zaman, bakın Müslümanların başına ne geldiyse, askeri yönler. Şimdi mesela Allah diyor ki Hristiyanlara velayet verme diyor. Askeriyemizi NATO'ya, ekonomimizin velayetini IMF'ye vermek Allah'ın emrine göre yasaktır. Bakın geçmişte de, bak onu anlatayım. Çanakkale'deki savaş, yani 250-300 bin tane Mehmetli'nin orada her olması, bunun sebebi ne? Bunun sebebi Genelkurmay Başkanımızın Alman olmasıdır. Doğu'da yine, yani geçen gün yıl dönümüydü de hani böyle şey yaptım. Sarıkamış'ta ya, 90 bin, 100 bin, 40 bin neyse o kadar kişinin telef olması, anlatabildim mi? Yine velayetin başkalarının elinde olmasıdır. Allah bunu yasaklar. Veli kendinizden olacaktır. Kendiniz kendinizin velisi olacaksınızdır. Buyurun işte bu da siyasi, İslam'ın siyasi şeylerinden. Biat ölümüne yemin demektir. Şimdi biat da, bu da alışveriş şeyinden kaynaklanır da, ölümüne yemin demektir. Ölüm, ölümü pahasına yemin. Şimdi Mümtehine suresinin 12. ayetinde, bakın onu da söyleyeyim. Evet. Kesinlikle Allah der ki biat peygambere bile marufta olacak. Herkese kabul gören, Allah'ın kanunlarına da uygun bir şeyler olursa o adama biat edilir. Maruf olmayan bir işte kesinlikle peygamber bile olsa biat edilmez. Merhaba sevgili seyirciler, sevgili dinleyiciler. 100.8 Ulusal Radyo ortak yayınındayız. Aynı zamanda biz nasıl yani olarak. Stüdyodaki konuğumu ben de çok dikkatle dinleyeceğim. Çünkü artık din konusunu çok ciddi bir zeminde ele almamız gerekiyor. Öyle
her önüne gelenin konuşacağı, her aklına esenin din hakkında bir şeyler yazıp söyleyeceği bir tablodan Türkiye'yi kurtarmak gerekiyor. Dini, çağdaş, laik, demokratik beyinlerin eline bırakmak gerekiyor. İşte onlardan biri. Araştırmacı yazar Sayın Hakkı Yılmaz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Ulusal Kanal camiasına ve de değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Var olun. Sayın Yılmaz bu program için İzmir'den geldi ve dedi ki günde iki kere de olsa çağırsanız gidip yine gelirim. Böyle de bir gönül. Çok çok önemli çalışmaları var. Çok önemli kitaplar sundu bizlere. Hele Kur'an'daki önemli sözcük ve kavramlar kitabı. Yakın çekim verebilir miyiz? Kur'an'daki önemli sözcük ve kavramlar kitabı. Bugün mutlaka bizim evimizde olması gereken, kütüphanemizde olması ve okunması gereken, kütüphaneye aldım koydum bende de var denilmemesi gereken bir çok güçlü eser. Kalınlığına bakın. Muazzam bir çalışma. Sonra bir ikinci kitap, Nuzül sırasına göre Necm Necm, Kur'an'ın Türkçe meali. Bu kitap bambaşka bir kitap. Kaç dile çevrildi Sayın Yılmaz? İngilizce, Rusça, Azerice, Almanca, Sırpça. Sırpça. Bakın bu kadar önemli bir çalışma. Evet. Yine her evde olması ve hepimizin okuması gereken, altını çizerek okuması gereken yine çok önemli bir çalışma. Şimdi biz neyle başlayalım? Başlıklarımız var. Sayın Hakkı Yılmaz'ın bana sunduğu başlıklarla devam edeceğiz. Çünkü konuyu kendi doğal akışı içinde dinlememiz gerekiyor Sayın Hakkı Yılmaz'dan. Din ve siyaset ana başlığımız. Evet. Sonra dinin tanımına geçiyoruz. Evet. Değil mi? Ben susuyorum. Sizi dinliyorum. Evet. Siz sustuğunuzda sorularımı devam ettireceğim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim bildiğiniz gibi din sokaktaki vatandaştan akademik vatandaşlara kadar hepsinin dilinde dolaşan ama gerçeğinin ne olduğu bilinmeyen bir mefhum olarak tanıtacağım şimdi. Evet. Çevre kusura bakmasınlar ki bu doğru. Bunun nedeni çeşitli nedenleri var da en başta bizim devletimizin maalesef Türk Dil Kurumu'nun din tanımı. Ne diyor? Bakın şimdi bakarlarsa sözlüğe, Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum diyor. Türk Dil Kurumu böyle diyor. Ama din bu değil. Onu açıkça söylüyorum. Şimdi değerli Ulusal Kanal izleyicileri şunu bilsin. Hakkı Yılmaz şimdiye kadar değişik televizyonlarda da yaklaşık 10 senedir işin gerçeğini anlatır. Evet. Burada da böyle. Ben şimdi herkese anlatıyorum. Din sözcüğünün anlamı deyin sözcüğünden gelir. Deyin. D-E-Y-N. Din bu bilinir. Borç demek. Borç. Borç. Din sözcüğüyle din sözcüğü aynı yazılır. Fakat seslendirmede farklılığı vardır. Fakat anlam aynıdır. Eksen aynıdır. Bu sözcüğün anlamı borç demek. Yani bu sözcüğün ifade ettiği anlam bir insanın kendisine, ailesine, arkadaşlarına, yakın çevresine, toplumuna, evrene, Allah'a olan borcunu ifade eder. Bunun da tersi, Allah'ın kuluna borcu. Allah'ın kuluna borcu olur mu demeyelim. Allah'ın da kuluna borçları var. Onu da belirteyim. Onların da ne olduğunu da ileriki günlerde belki bu programda da söylerim. Allah'ın kullarına borcunu, devletin insana, bireylere borcunu, komşunun borcunu vesaire gibicesine, bunu tersten de getirdiğimiz zaman sosyolojik olarak dinin anlamı insanların, dediğim gibi, herkesin birbirine olan borcunu ifade eden bir ifade. Sözcük bu, bu anlamda. Bu demektir ki bunu dediğimiz zaman bu sözcüğün
buradaki anlatıldığı gibi Tanrı'ya, olağanüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum olmaktan çıkar. Din sokaktadır, halkın arasındadır. Kur'an'ı incelediğimiz zaman şunu görürüz. Mesela Kur'an'da Mısır'daki kralın dininden bahseder. Allah'la ilgisi yoktur. Yine peygamberin yaşadığı çağda Mekke müşriklerinin dinlerinden bahseder. Onun da Kur'an buradaki tanımla da bir alakası yoktur. Ve onun dışında şöyle getirecek olursak, ben bu dini şöyle şey yapıyoruz. Toplum nizamı, yaşam kurallarının bütünü. Evet, özetleyecek olursak toplum nizamı, yaşam kurallarının bütünü. Biz buna din diyoruz. Evet. Şimdi buna baktığımız zaman din, hani böyle kitaplarda da yazar ya, din ve vicdan hürriyeti falan, evet, filan diye, inanç ve onunla bir alakası yok. Din sokaktadır. Din caddededir, sosyal bir olgudur. Tamamen toplumsal bir olaydır. Şimdi buna baktığımız zaman, buna hayat nizamı dedik, toplum nizamı, yaşam kuralların bütünü dediğimiz zaman şu gerçekleri görürüz. Bakın, mesela sosyalizm bir, evet, dindir. Kapitalizm bir dindir. Liberalizm bir dindir. Fakat bunlara karşılık olarak bir de Allah'tan gelen hak din dediğimiz, Kur'an'ın getirdiği İslam dini vardır. Ona da hak din diyoruz. O da bir ayrıdır. Şimdi bunların farklılığına da getireceğiz. Çok çarpıcı tabii. Evet. Dolayısıyla dinin çeşitlerini mi görüyoruz, evet, şimdi? Evet. Böylece şunu diyoruz. Evet. Din, bir ilahi din vardır, bir de beşeri din vardır. Hı-hı. Kulların hayat nizamlarının adı da bu tanımlamaya göre birer dindir. Kaç din var o zaman? Şimdi dinin biraz sonra söyleyeceğim de, biraz sonra söyleyeceğim de, dinin yani sayısı yok. Sosyolojik olarak bakın. Dinin sayısı yok. Şimdi ben onları getirdim. Dinin köşkün sayısı yok. Hani burada dedim ki hani bir de beşeri dinler vardır dedim. Kapitalizm, sosyalizm, liberalizm, evet, falan filan, onların da bir din olduğunu bahsettim. Çünkü onlar da tamamen bir toplum nizamıdır. Düzen getirmek. O da bir düzendir. Evet. Şimdi hak din dediğimiz zaman bizim de üzerinde duracağımız ve eleştiriye yani malzeme olarak kullanacağımız hak dinse, bunun da tanımı şudur. Bütün Kur'an'ı verileri değerlendirdiğimiz zaman hak din, Yüce Allah'ın kullarını hakka ulaştırmak üzere peygamberleri aracılığı ile akıl sahibi insanlara tebliğ ettiği, onları dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşturan sistem, Allah'ın koyduğu hükümler. Bu da hak din. Şimdi kısacası bunu da ben özetleyeyim şöyle. Hak din dediğimiz zaman Allah'ın, buna inanın net olarak söylüyorum, hani değişik insanların insanlara, topluma cennette vaat ettikleri refah ve mutluluk var ya, onu dünyada yaşattıran nizam. Dünyada cenneti yaşattıracak nizam. Buna hak din diyoruz. Şimdi bu hak din Allah'tan geldiğini söyledik değil mi? Evet. Şimdi Allah'tan gelme noktasına gelince Kur'an'a baktığımız zaman şu gerçeği görüyoruz. Bir ayette Kur'an'da Yunus suresinde der ki, niye o toplumlar kendi işlerinde bilgelerini üretmediler ki topluma yol göstersin? Çok güzel, tekrar edelim mi? Niye o, evet, toplumlar? Evet. Niye? Yani her toplumun kendi içerisinde bilgesi olmalı değil miydi? Bunu şöyle anlatayım. Bize çok sorulan bir soru var. Niye bütün peygamberler Arap coğrafyasında, Orta Doğu'da, Mezopotamya yöresinde geldi de niye bir batıda, niye bir doğuda falan peygamber gelmedi, evet, denildiği çok zaman, evet, biz işte bu ayeti malzeme olarak gösteriyoruz. Evet. Batıya gittiğin zaman orada Eflatun var, Aristo var, Sokrat var. Doğuya gittiğin zaman Buda var, Konfüçyüs var ve ayrıca Bilge Kağan var diyoruz. Evet. Onlar toplum nizamını bilgeliğiyle halletmişler. Allah oraya göndermemiş. Öyleyse şimdi şöyle baktığımız zaman bu kitabın ilk şeyinde de göreceksiniz. Hangisinde? Dipnotunu, Kur'an'ın Türkçe, Kur'an'ın Türkçe malini. Kitapta, arkadaki, evet, son notların birincisinde şöyle bir ifade var. Toplumlar kendi bilgelerini üretip yaratmadıkları zaman
Allah orada kaosu önlemek için mutlaka bir peygamber yollar. Aa, tekrar edin evet. bunu. Evet, toplumlar kendi bilgelerini, yani kendi huzur ve nizamların temin edecek bilgelerini üretmediği, yetiştirmediği zaman Allah onlara peygamber yollar. İşte Arap coğrafyasında da böyle bir bilge adam, topluma aydınlatıcı, önder olacak kişi yetişmediğinden dolayı Allah peygamber yollamıştır. Ve geçmişte de böyleydi. Diğer toplumlara da peygamber gelen toplumların hepsi aynı konumdalar. Şimdi geliyoruz şeye. Kendi bilgelerini üretemeyenlere. Ve evet, çok çarpıcı tamam. bunlar. Şimdi gelelim şeye. Allah bir din gönderdi. Bu dinle, öyle diyeyim, Allah'ın gönderdiği dinlerin adı İslam dini. Bunun adı İslam dini. İslam dini ne demek? Şimdi buraya geldik. İslam sözlüğü silm, yani eksikliklerden, negatif olgulardan uzak olma demek. İslam da negatiflerden, tüm eksikliklerden, huzursuzluklardan, yani şöyle insanla diyeyim, bu sağlamlaştıran bir din demek de, dert, tasa, savaş, zayıflık, manevi hastalık, mutsuzluk ve benzeri şeylerden uzaklaştırıp sağlama, güvenceye alan ilkeler bütünü. İslam dediğimiz zaman, İslam dini dediğimiz tekrar zaman, tekrar lazım. Ediyorum. Evet. Dert, tasa, savaş, zayıflık, manevi hastalık, mutsuzluk ve benzeri şeylerden uzaklaştırıp sağlama, güvenceye alan ilkeler bütünü. İslam dininin tanımı, açılımı budur. Müslüman dediğimiz zaman, Müslüman sözcüğünün anlamı da bu buradaki saydığımız maddeleri, ögeleri yapan kişi demek. Yani derti ortadan kaldıran, tasayı ortadan kaldıran, savaşı ortadan kaldıran, zayıflığı, manevi hastalığı, mutsuzluğu, bütün bunlardan uzaklaştırıp sağlama alan, güvenceye alan kişi demek. Ve böylece bu isimler Kur'an'da başka bir ifadelerle de daha teyit edilir. Muslih sözcüğü ve muhsin sözcüğüyle. Muslih sözcüğü de siz bilirsiniz, affedersin, ıslah eden demek, ıslah edici. Bozuk şeyleri düzeltici demek. Barışı getiren demek. Barışı sağlayan demek. Muhsin sözcüğü de iyileştiren ve güzelleştiren demek. Müslüman sözcüğünün anlamı da bu. Ve şimdi buna baktığımız zaman, hem Müslüman sözcüğüne, Muslim sözcüğüne, Muhsin sözcüğüne baktığımız zaman İslam dininin statik bir şey olmadığı, tamamen dinamik olduğu ortaya çıkar. Ve Allah kesinlikle kendi şeyinde, kitabında bu dini anlatırken Ali İmran 19'da şüphesiz Allah nezdinde din İslam'dırdır. Allah İslam'dan başka bir dine razı olmaz. Demin demiştik ki, hani hatırlar mısın? Kapitalizmde bir din, sosyalizmde evet. bir dindir, liberalizmde bir dindir demiştik ya. Şimdi Allah İslam'ın dışında bu nitelikte olmayan bir nizamı, bir hayat tarzını kabul etmiyor. Ve özellikle bak, şimdi bir başka şeye daha geleceğim. Ali İmran 85 ve kim İslam'dan başka bir din ararsa o takdirde hiçbir zaman ondan kabul edilmeyecektir. Ve İslam'dan başka din arayan kimse ahirette zarar edenlerden olacaktır. Allah bunu da buraya bağlar. Şimdi anlayacağız bundan. Ne anlayacağız? Şimdi evet. Toplum şu. Bir din insanların dertlerini çözmüyorsa Allah öyle bir nizamı, intizamı kabul etmiyor. Öyle bir yaşam tarzına razı gelmiyor. Şimdi bu hak din buydu. Ama ortada bir gerçek var. İnsan denen bir varlık var. Bu insan denen varlık malı mülkü çok seven ve Kur'an'ın, Allah'ın tanımıyla o diyor ki, o önünde kalan ömrünü, Kıyamet Suresi'nin 5. ayetidir bu, kalan ömrünü o fiskü fücurla, zevki sefa içerisinde geçirmek istiyor. Onun içinde hiçbir zaman için buradaki kurallara uymuyor. Öyleyse bunu ne yapacak? Yani insan, yani bu zevki sefa içerisinde, yani bankada trilyonlarca pulu, kapısında on binlerce kulu olmasını isteyen bir adam ne yapacak? Bu dini yozlaştıracak.
Şimdi başka bir din icat edecek. İşte bu noktada, çünkü öyle bir şey ki Allah da bunu bize zaten haber veriyor. Şimdi Fussilet suresinin 26. ayetinde kafirler oturdular, toplandılar, bir karar aldılar. Dediler ki biz galip gelebilmemiz için, bu hak dini yok edebilmemiz için eski statümüze, yani o hani yeryüzünde ilahlık yapma pozisyonları vardı ya, ona tekrar kavuşabilmemiz için bu Kur'an içerisinde bozuntu yapın. Bunları da anlaşılmaz bir hale getirelim ki galip gelebilelim dediler. Ve bunu Allah aslında bize Kur'an'da bildirdi ya, ama Müslümanlar maalesef belki de 1300 senedir bu Allah'ın uyarısını dikkate almadı. Ve böylece bu hak din demiştik ya, evet, böylece piyasaya uydurulan bir din çıktı. Hı. Ve böylece kalp, nasıl kalp? Kalp azanların uydurduğu bir din. Ve şu anda inceleyecek olursak ve inşallah bundan sonraki açıklamalarımızda göreceğiz ki, yani Kur'an'daki dinle sokaktaki din şu anda çok farklı. Mesela şurada ben bir liste vereceğim. Bu, hatta bunu ben 400'e kadar falan çıkarmıştım da. Şimdi piyasadaki din algısına bir bakalım. Ve neler var, neler yok dinde bir bak. Şöyle bir ben size liste vereyim izninizle. Tamam. Bir defa Allah diyor ki hükmü ben korum diyor. Benim dışında kimse hüküm koyamaz diyor. Yani beşere din yaptırtmam diyor. Neden? Beşere din yaptırtacak olursa bu neye benzer? Tavuk kümesine tilkileri çoban yapmaya benzer, bekçi yapmaya benzer. İnsan insana acımaz ve dünyada da görüyoruz. Şimdi şeye baktığımız zaman değişik sistemlerde de insan ezilmesin, insan sömürülmesin diye gayretler var ama neticede insanı insan sömürmese devlet sömürüyor. Şimdi Allah buna izin vermiyor. İnsanı insana sömürtmemek için dini ben koyarım diyor. Bunun karşısına ne yaptılar? Peygamberin de dine kural koyma yetkisi vardır dediler. Bunu ortaya kattılar. Ve ondan sonra milyonlarca yalanı peygambere fatura etmek suretiyle bakın neler uydurdular. Neler uydurdular? Şimdi oradan liste vereceğim. Ama bunları tartışmayacağım şimdi. Bunlar sadece mezhep dinde yoktur. Ama Müslümanlara baktığımız zaman ne var? Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki mezhepleri var. Evet. Ve bunlar dinleşmiş. Şu anda her biri din, İslam diniyle değil. Mesela nasıl diyeyim sana? Birisinin haram dediğine öteki helal diyor. Onun helal dediğine öteki haram diyor. Bunun hangisi? Bak bunlar mezhepte. Mesela tarikatlar. Dinde tarikat yoktur, tefrika yoktur. Bunları böyle şey yapayım ama dinde de biliyorsunuz Nakşisi, Kadirisi, Rufaisi, Melamisi, Mevlevisi falan filan bir hayli tarikatlar var. Bunların hepsinin de yaşam tarzı birbirinden farklı. Hiçbirisininkinde Allah'ın koyduğu nizam değil. Allah'ın koyduğu ilke değil. Her birinin kendi kendine ilkeleri var. Şimdi misal devam ediyoruz. Evet. Kur'an'ı musiki kitabı gibi anlamadan okumak. Mesela şimdi herkes Arapça Kur'an okur. Ama herkes de bunu destekler. Bir Hakkı Yılmaz çıktı. Arapçasını okumanız İngilizce bilmeden bir herhangi şiiri, Göte'yi okumak gibi vesaire böyle değişik şeylerin şiirini okumaktan farkı yok. Zaman kaybıdır. Zaman kaybı da İslam'da günahtır. Yani anlamını bilmeden kitap okumak, Kur'an okumak, Kur'an'da olsa günahtır diyebildi ki gerçek bu. Şimdi bunun dışında peygamberin ilahlaştırma, çoğunluğun her zaman doğru olduğunu savunmak. Bak buna ileride biraz sonra demokrasi konusunda da değineceğim. Bilim düşmanlığı, sanat düşmanlığı, başörtüsü takmak, peçe takmak, haremlik, selamlık, kadınların akıl ve dinin noksanlığını iddia etmek, zina edenin taşlanarak öldürülmesi, heykel yasağı, resim yasağı, erkek çocuklarının sünnet edilmesi, bakın bunları, sakal bırakma, sarık sarmak, cübbe giymek, şalvar giymek. Şimdi toplumdaki dinle bunu şey yapın bakın. Şimdi alkollü koku sürmemek, kolonya kullanmamak, muska yazmak, taşımak, mevlüt okumak, ölünün arkasından 7'si, 40'ı, 52'si günlerde bilmem ritüeller meydana getirmek,
Kadir Asabi ilgili hikayeler, Sırat Köprüsü'nün kıldan ince olduğu gibi şeyler, Mehdi inancı, bakın, İsa'nın yeniden yeryüzüne inişi, orucu kasten bozan 2 ay oruç tutacağı, teravih namazı, bayram namazı, haccı tamamı zaten İslami uygun değil, haçta şeytan taşlamak, kurban bayramında kurban kesmek, bakın bunlar İslam'da yok, zekatın 1/4 oluşu, deprem ve selde ölenlerin şehit sayılması, halifelik, sultanlık, padişahlık, bunlar da İslam'a aykırı şeyler. Saltanat halkın siyasi otoriteye kullaştırması, cami imamı, müezzin gibi sınıflar, Müslümanlığı bırakanları öldürmek, mezhebini değiştirenlere, bırakanlara sopa cezası uygulamak, sırf ganimet için fetihlere, savaşa çıkmak, içki içenleri dövmek, baskıyla dini yaşatmak. Yani bunları gördüğümüz gibi bunların hepsi dinde yok. Şimdi dinde olmayanların çoğunu böyle şeyler var da, şimdi bunları niye yaptılar? Bak ben onları da anlatayım. Bunları soktular ki, din diye anlattılar ki, bu kalpazanlar, onu söylüyorum, bunu uydurulanlara kalpazanlar diyorum, bu yaptığı sahte dinle, kalpazanlıkla, kalp malzemelerle halkı sömürebilsinler. Bakın şimdi, halkı sömürebilsinler. Şimdi halk nasıl sömürülüyor? Halkın bir defa aklı, düşüncesi iyi dişleştirilmiş, düşünemiyor. Düşünemeyince bunları da din olarak verdiği zaman var ya, aklını kullanmayan insanları da, millet kusura bakmasınlar, hani bir fıkra var, otlakçıya demişler ki, günde ne kadar sigara içiyorsun? Bilir misiniz fıkrayı, cevabını? Yok. En ayının gelişine bakar demiş. Ya. Tamam, en ayının gelişine bakar demiş. Tamam işte, ne kadar enayı bulurlarsa onları soyup soğana çeviriyorlar ki yakın tarihte biz bunu gördük değil mi? Evet. Yine uyarırlar, bakın tekrar ediyorum, Allah bize en ilke, yani şöyle söyleyeyim, İslam'da tabu yoktur ama bir tane tabu vardır benim tespitime göre, o da nedir biliyorsun tabu? Aklı kullanmama. Yani zoraki hangi şartta aklını kullanacaksın diyor. Allah uyarıyor. Bunu tartıştırmam diyor. Herkes aklını kullanacak diyor. Bunu tartıştırmam diyor. Ve Allah da ne diyor yine bir ayette, Yunus suresinin 100. ayetinde, aklını kullanmayanların üzerine pislik yağar, azap yağar, çile yağar, işkence yağar diyor. Şu anda da tüm dünyadaki Müslüman coğrafyalarına baktığımız zaman, Müslümanların, bu coğrafyalardaki Müslümanların başındaki pislik, çektikleri işkence, azap, hepsi de aklını kullanmadıklarından dolayıdır. Niye? Şimdi böyle şey yapalım, şöyle düşünelim, yani öyle yine hani enayinin gelişine göre demişler, bakın bizim atasözlerimizde de çok güzel şeyler vardır. Sen bilmem ne olursan sana semer vuran çok olur demiş değil mi? Akıllı insan 2 kere aynı delikte elini ısırtmaz demiş. Şimdi bunlara rağmen Müslümanlar sürekli Allah lillah, Allah lillah aldatılıp soyulup soğana çevrilmekte. Yani biz buna diyoruz ki şöyle bir şey. İnsanlar, bakın insanlar gerçek dini öğrendikleri zaman, Kur'an'daki, bu kitaptaki dini öğrendikleri zaman bu sömürü bitecek. Kalpazanların işi kalmayacak. Şimdi şöyle bir şey var, yani benim çok hoşuma gitti. Ulusal kanalda da yayınlanıyor, bir kamu spotu var. Hani bir asın dolandırıcısı diye, işte birisi telefonla arıyor size, şu hesabınıza şu kadar bilmem, telefonunuza evet, bu kadar evet, falan evet. filan diye evet. büyük vaatlerle milleti dolandırıyorlar ya. Şimdi orada diyor, o da ne diyor, yakalanmış şeye götürülürken polislerin şeyinden güzel bir mizansen çizmişler, sağ olsunlar, devleti takdir ediyorum. Ne diyor? Akıllansınlar efendim diyor. Akıllansınlar diyor. Bakın şimdi burada buna bir örnek vereceğim, biliyor musun? Yani çok enteresan bir şey. Şimdi Allah Kur'an'da cennete bir fatura kesmiş. Herkes cennet cennet diyor ya. Tamam, sormayın. Tamam. Anahtarı şimdi bile satanlar tamam. Var. Şimdi öyle beratı satılıyor, değil mi? Anahtarı satılıyor. Şimdi bu yeni değil, biliyorsunuz hani şeyde daha önce bu Avrupa'da da Hristiyanlarda da vardı. Hala şimdi büyük şeylerde kiliselerin başında o ikonografilerde böyle cennet satışları var yani. Şimdi onlara baktığımız zaman, şimdi şöyle anlatayım.
Adam diyor ki önce Allah'ın etiketini yazayım. Burada yine referans vereyim. Tevbe suresinin 111-113 Saf suresinin 10 ile 13. ayetlerinde. Burada cennete gidebilmenin bedeli var. Cennetin faturası var. Etiketini yazmış Allah. Burada inanacaksınız, arkadan malınızla canınızla diyor Allah yoluna cihad edeceksiniz. Yani cennetin bedeli mal ve can. Ama bu adamlar, yani kalfazanlar, dini bir başörtüsüne indirdiler. Bir namaza kadar indirgediler. Tahkiye, tesbih, sekal, şalvar ve sekal, zikir. Bir de zikir uydurdular. İnşallah o zikiri de uzun uzun anlatırım ben. Bir de onu uydurdular. Efendim bilmem ne gecesinde şu kadar zikir yaparsan, şu kadar namaz kılarsan cennete gidersin. Ya öbür tarafta Allah diyor ki cennetin bedeli mal ve can diyor. Kalfasanlar da diyor ki şu kadar tesbih diyor. Şimdi gerçek dini, bu Kur'an'ı eline alıp da mesela dediğim gibi Tevbe suresinin 111-113 Saf suresinin 10 ile 13. ayetlerini okursa bir Müslüman o kalfasanlara yem olmaz. Şimdi işte bütün şeylerde bunu da söylüyorum, dini kullananlara, dini yani gerçek dini kullanamıyorlar, onu da anlatayım abi. Tekrar tekrar şey yapıyorum, kalpazanlar İslam dininin gerçeğini kullanamıyorlar. Kalpazanlıkta, riyada, sömürüde onun gerçeğini kullanamıyorlar, sahtesini, uydurulmuşunu kullanıyorlar. Şimdi hem de Allah'a fatura ederek. Halbuki siz daha önce çok program yaptınız rahmetli Yaşar hocamızla. Evet. Allah'la aldatma dediğimiz ya. Bir şey var. Değil mi? Evet. Yani şimdi konu. Evet. Yani şimdi Allah'la aldatıyor. Allah şöyle dedi, Allah böyle dedi. Allah ne dedi, nerede dedi? Bak şimdi Allah ne dedi, nerede dedi? Bunun yolu ne? Allah'ın mesajlarına bakmak. Evet. Allah ne dedi? Açın bakalım bu Kur'an'ın neresinde ne dedi? Ben söylüyorum şimdi Müslümanlara, diyorum ki Allah Tevbe suresinin 111'inde, Saf suresinin 13. ayetlerinde cennetin bedeli mal ve can diyor. Tesbihle, zikirle cennetin olmaz. Nerede olduğunu, cennet verileceğini Allah nerede demiş, kime demiş göstersinler yani. Onun için Allah'la aldatanlara karşı da Allah nerede demiş, nasıl demiş mutlaka sorgulaması yapılsın. Yani bunu şey yapın. Şimdi bu yapan kalpazanlara da şunu söylüyorum. Bakın bu yapılan şey şirktir, riyadır. Dinle halkı aldatmak, gösteriş yapmak, halkı kandırmak, ama ekonomik yönle, ama siyasi yönle halkı aldatmak, buna riya diyoruz. Bak buna riya diyor. Riya gizli şirktir. Allah'a ortak koşmadır. Ve Maun suresinde yazıklar olsun onlara, riyakarlara. Yani yaptığı dini görevleri var ya, halka göstere göstere. İster kamerası karşısında, ister de yüzlerce tezahüratla, evet, törenlerle falan gösterenlere yazıklar olsun diye kınaması var. Yine bunun da siz programını yaptınız, ben hatırlıyorum. Evet, Maun suresinin şeyini birkaç incelemiştiniz. Ama Enfal suresinde de orada şakşakçılıkla yapılan şeyler Allah yine lanetler. Öyleyse biz şuna diyeceğiz. Şimdi şöyle diyeceğim. Onları, halkı bu durumdan, kalpazanların elinden almanın tek yolu halka gerçek dini anlatmak. Evet. Buradan geçiyor. Burada temel, evet, noktamız bu, evet, zaten. Halka gerçek dini anlatmak. Şimdi nereden devam edelim? Evet, şimdi bu noktalarda şimdi bu şöyle anlatayım. Dini hep namaz, abdest, hac, oruç falan gibi anlatıyorlar, biliyorsunuz İslam'ın şartı beş diyorlar da hep bunları kullanıyorlar ya. Gelin şimdi Kur'an ayetleriyle güncel Kur'an'daki bazı siyasi ögeleri gündeme taşıyalım. Taşıyalım. Ve güzel olacak. Yani o zaman yani bu, İslam dini ve siyaset başlığımıza evet, geliyoruz. Tamam. Bu defa evet, siyaseti ele alalım. Örnekler var. Evet, burada evet, birkaç örnek vereceğim. Şimdi şöyle anlatayım. Önce siyaset ne demek? Şimdi hani demin Türkiye Dil Kurumu'nun şeyini, evet, eleştirmiştik ya. Şimdi şöyle bir şey var. Yine bu da bak benim, evet, anlatacağım da adı siyaset. Tabii sonradan politika falan gibi sözcükler de kullanıldı ya. Evet. Yine Türk Dil Kurumu'nda belli bir ereğe varmak için ya da yurt işlerini yürütmek için tutulan ölçülü yol.
Bu tanım baya güzel. Yok, evet. Bak baya güzel bu. Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış. Bu da fena değil. Şimdi ben bu sözcüğün şeyini söyleyeyim size. Bu tanım Arapça bir sözcüktür. Siyasetle onun için inceliyorum ben. Evet. Yani yoksa normal politikadaki sözcükleri değil. Sözcük Arapça olduğundan Arapça kökenini, Arapçadaki öz anlamını anlatmak istiyorum. Siyaset sözcüğü iki tane kökten gelir. Bir SYS harflerinden gelir, bir SVS harflerinden gelir. SVS'den gelirse düzgün olan işi yapmaya girişmek demek. Bak, düzgün olan işi yapmaya girişmek demek. SYS'den de gelirse at üstü, hani seyis sözcüğü var ya. At bakıcısı, ata binen, evet, falan var. O sözcük de buradan gelir. Böyle atın üstünde, yani at koşarken, engebelerden giderken durabilen adam demek. Siyaset onun üstünde durabilme demek. Böylece her türlü zorlukta, yani devlet işinde veyahut da kamu işini yaparken en düzgün, en muhkem yolu izlemek demek. Siyasetin öz anlamı bu. Ama tabii ki bu argoda başka şeye geldi, biliyorsunuz. Başkalarının duygularını okşayarak çıkar sağlamak. Bu argocasıdır. Ama şu anda siyasilerin hepsi de bu argo tabirdedir. Siyasetin gerçek şeyiyle uzaktan yakından alakası yok. Şimdi burada ben şimdi İslam dininin bazı siyasi unsurları takdim edeyim. Birincisi, herkesin bildiği bir şey var ama herkes eksik bildiğinde oradan geleceğim. Bir defa eğitim öğretim konusundaki İslam'ın siyasi görüşü. Mesela ben size de şöyle acizane, İslam'ın ilk emri nedir herkes bilir. Oku. Şema bak, şimdi oku o kadar değil işte. Ben de onu demek istedim şimdi. Oku değil. İslam'ın ilk emri, oku sözcüğü var cümlenin içerisinde ama cümle sadece okudan ibaret değil. İkra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adına oku. Yaratan Rabbinin adına öğren, öğret. Sadece oku demek değil. Bakın bütün ilahiyatçılar, bütün şeyler burada hep yanılgıdalar. Sadece oku derler. Hayır. Oku demek değil. Okuyacaksın ama o okuman yaratan Rabbinin adına olacak. Şimdi Allah adına olması demek, şimdi şöyle anlatayım. Mesela şimdi mahkeme kararlarını bilirsiniz. Hakimler yazar en sonunda Türk milleti adınadır. Evet. Türk milleti adınadır. Hükmü kendi adına, ben hakimim, kendi adına bu hükmü verdim demez. Türk milleti adınadır. Öyleyse bak şimdi Allah'ın adına demek, kamu adına, evren adına, insanlık adına, yani eğitimin, öğretimin kendi adına yapmayacaksın. Birisinin adına yapmayacaksın. Bir kurumun namına yapmayacaksın. Bir çıkar uğruna yapmayacaksın. O insanlık adına olacak. Böylece okullardaki eğitim, öğretim hepsi insanlığın yararına olacak. Ayrıca Allah adına dediği zaman burada şu gerçek de var. Bakın eğitim, öğretim ticaret malzemesi yapılamaz. Eğitim, öğretim mutlak surette ticaretin üzerinde Allah için yapılır, parasız yapılır, kamu tarafından karşılanır. Ve şu anda da yani ileri devletler, ekonomisinde, eğitiminde, kültüründe gelişmiş devletlerin hepsinde de eğitim, öğretim, evet, ticaret malzemesi olaraktan çıkarılmıştır. Hep kamu adına yapılır, kamu tarafından yapılır. Ve böylece bu eğitim şeyler böyle olduğu zaman, bakın şimdi şöyle, insan fizik öğrenir, kimyayı öğrenir, biyolojiyi öğrenir. Allah adına öğrenilmiş kimyadan, biyolojiden, fizikte bunu Allah adına yapanlar atom bombasını insanlığı öldürmek için yapmaz. Biyolojide özellikle hani şimdi bu DNA'ları bozulmuş şeyleri üretmezler. Çıkar için, menfaatleri için, dediğim gibi topluma zarar verecek hiçbir şeyi öğretmezler. Öyleyse İslam'ın siyaseti, eğitim, öğretime geldiğimiz zaman ne oldu? Bu noktada eğitim, öğretim karşılıksız olacak, kamu adına olacak, insanlık adına olacak. Buyur. İslam'da bir siyaset mi? Evet. Hiç bundan bahsedirler mi? Namazı affedersin, tuvaletten çıktığın zaman elini şöyle mi tutacaksın, böyle mi tutacaksın? Taharet yaparken bunu dönüp dönüp anlatanlar şu anda 100 tane kanalda. Buna hiç değinirler mi? Değinmezler. Onun için bak örnekleri de çoktur.
Hiçbir zaman için Allah topluma gönderdiği elçiler var ya, peygamberler var ya, hiçbirisine toplumdan ücret aldırtmamıştır. Kesinlikle bunu yasak etmiştir. Hiçbirisi alamamıştır ve almamıştır. Sadece Muhammed peygamber değil. Geçmişte de ilk peygamberden son peygambere hiçbirisi tebliğinden, görevinden ücret almamıştır. Yani eğittiklerinden almamıştır. Tabii ki onu kamu destekler, o ayrı bir şey. Şimdi gelelim bir başka şeye. Şimdi bir başka siyaset noktasına getireceğim. Mesela şimdi ekonomi politiğe geldim şimdi bak. Dinde. Evet. Şimdi belki de bunları siz de bu açılarıyla ilk defa çok alacaksınız. Çok da güzel mesajlar geliyor evet. size. Evet. Şimdi Allah diyor ki bak ekonomi politik şeyinde İslam dininde tekrar ediyorum herhangi bir kurum ideoloji falan filan değil. Kur'an Necm suresinin 39. ayetinde insan için çalışıp didiğinden emeğinin dışında bir kazanç söz konusu değildir. Ay bunu söyleyin tekrar ne olur. Bak insan için evet. çalışıp didiğinden emek verdiğinden başka bir kazanç söz konusu değildir, olamaz. Allah'ın ayetidir. Bundan kim bahseder? Kim? Bilmem. Bahsediyorlar mı? İki, aynı konuyla geleceğim bak şimdi. Kur'an'da Tekasür suresi var. Kısa bir sure. Allah diyor ki kazanma yarışı, çoğaltma yarışı dünyayı cehenneme çevirir. Siz de o cehennemi yaşarsınız diyor. Öz olarak söylüyorum. Çoğaltma yarışı yani kapitalizm, anlatabildim mi? Dünyayı cehenneme çevirir. Siz de o cehennemi aynel yakın, hakkal yakın yaşarsanız o ateşin içinde kalırsınız diyor. Bunlar niye bahsetmezler? Başörtüsü, namaz, niyaz, tesbih, tamam mı? Şalvar, bıyık, tamam. Öyle şey yapayım. Bunlar niye bahsedilmez? Bu da dinin, bu Kur'an'ın içerisindeki emirdir. Bir başka ayet daha söyleyeyim. Haşr suresinin 7 ila 8. ayet. Haşr suresi 7-8. ayet. Allah da orada refah dünyada sadece zenginler arasında dönüp dolaşmayacak. Refah dünyada A'dan Z'ye kadar bütün insanlar için ortak bir haktır diyor. Müslümanlar bunu işliyor mu? Evet. Bir başka noktaya geçiyorum. İslam dini salat diye bir kavram. Salat. Salat sözcüğünü bundan 1400 sene evvel peygamberden yaklaşık bir asır sonra bozdular. Salat zihinsel ve maddi olarak destek, kamusal sorunları sırtlamak demek. Asıl bunu namazlaştırdılar. Bunu namaz dediler. Ve bak 1300-1400 senedir Müslümanlar namaz kılarlar. Tamam. Şimdi Allah der ki onları da burada bir şeye bahsedeyim ben size. Şimdi Ankebut 45'te anlatacağım şey. Evet. Mutlaka namazı kurumlaştırın. Pardon, salatı kurumlaştırın. Çünkü salat İnsanlığı kötülükten ve aşırılıktan koruyacak diyor. Müslümanlar 1500-1400 senedir gece gündüz günde 5 vakit 40 rekat namaz kılarlar. Kötülüklerden de hiç uzaklaşmış bir halleri yok. Fuhşiyattan da hiç uzaklaşmış. Yani hiçbir işe yaramamış. Neden? Çünkü Allah'ın o dedi değildi. Çünkü namazın bu şekle sokulması kalpazanların işi. Kur'an'ın işi değil ki. Bu kalpazan işi. Kalp parayla alışveriş olur mu? İşe yarar mı? Olmaz. Şimdi Allah yine diyor ki bak şimdi böyle şey yapayım. Meryem 59'da salatı zayi edenler, salatı yani toplumsal eğitimi, zihnen eğitim, aydınlatma görevini ihmal edenler, ayrıca sosyal kurumları yani bugünkü SSK, Bağkur vesaire ve ayrıca iş yerlerini yani şöyle anlatayım net olarak bu kitaplarda yazdım da bizim eskiden kurulmuş olan kamu iktisadi teşebbüs kurumları var ya Sümer Bankımız, Eti Bankımız vesaire böyle iş sağlayan evet. kişileri yani böyle bu kurumları ayakta tutmayanlar mutlaka cezalarını bulacak Gaya Çukuru'na gideceklerdir diyor. Ve gitti. Bu da neyle oldu? İşte
Kur'an'ın, bak İslam'ın şeye, siyasete karşı noktalarından bir tanesi de bu mu? Şimdi tabii ki bu şey olacak. Şöyle meşhur Konfüçyüs'ün bir sözü var. Yani bir ülkeyi mahvetmeyi istersek dilini, önce dilini bozacaksın. Dilini bozacaksın ve bu Kur'an şeyde, bu evet, kitapta da onu aynen aldım. Bunu sözü... ikinci bölümde başlayalım mı konuşmaya? Evet, peki. Dil bozulursa her şey bozulur. Dil bozulursa din bozulur. Ulusal ailesi olarak özellikle... dil seferberliği başlattık. Evet. İkinci bölümde konuşalım tamam, bunu Sayın tamam efendim. Siz de biraz soluklanın. Nasıl anlatıyor sayın seyirciler, sayın dinleyiciler? Devam edeceğiz hem izlemeye hem dinlemeye Sayın Hakkı Yılmaz'ı. Lütfen bizden ayrılmayın. Değerli izleyicilerimiz, değerli dinleyicilerimiz, sizlerden olağanüstü mesajlar geliyor. İsimlerinizi okuyacağım verdiğiniz için. Özer Kurak, harika program, hepinizi kutluyorum, programın devamını diliyorum demiş. İmral Diyarlar, Eskişehir'den, harika bir program devamını diliyoruz, Gülgün Hanım'a selamlar demiş. Benden de çok sevgiler. Abdülcebbar Seren, harika bir program, sizlerle gurur duyuyorum. Haftada bir kez olsun hocamızı konuk etmenizi istiyorum. Yine sosyal medyadan da ve neydi orası, WhatsApp'tan da çok mesajlar geliyor. Programın devamını diliyoruz, tekrarı ne zaman diye. Biz 7 Mart tarihinde saat 16'da yine çok değerli konuğum, araştırmacı yazar Sayın Hakkı Yılmaz'la birlikte olacağız. Ve gerçek dini, dinin ne olduğunu konuşmayı sürdüreceğiz. Nerede kalmıştık? Dilde kalmıştık. Evet, dilde kalmıştık. Evet, en temel yani konumuz. Konfüçyüs'e atıfta bulunmuştuk ama onun şeyini ben paragraf olarak takdim edeyim. Lütfen, buyurun. Yani böyle tabii, değer, tabii, kayda değer. Bir ülkenin yönetimini ele alsaydım, yapacağım ilk iş hiç şüphesiz dilini gözden geçirmek olurdu. Çünkü dil kusurlu ise kelimeler düşünceyi iyi ifade edemez. Düşünce iyi ifade edilemezse görevler ve hizmetler gereği gibi yapılamaz. Görev ve hizmetin gerektiği şekilde yapılamadığı yerlerde adet, kural ve kültür bozulur. Adet, kural ve kültür bozulursa adalet yanlış yollara sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen halk ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. İşte bunun içindir ki hiçbir şey dil kadar önemli değildir. Ki bunu bir kez daha sizden duymak ne kadar şimdi önemli. Şimdi bu böyle olduğundan dolayı da biz de şunu bildik. Kur'an'ın dilini bozmuşlar. Evet. Ondan sonra da kalpazanlar İslam'ı bozmuşlar. İşte budur. Evet. Manşet olay, budur. Olay bu kadar. Net. Kur'an'ın dili şimdi, bozulmuştur. Kalpazanlar da İslam'ı bozmuştur. Bozmuştur. Buyurun. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Yine başka siyasi bir şeye getireceğim. Evet, buyurun. İslam dininde tamamen bireyler özgür olmalıdır. Özgür birey. Köle olmayan birey. Bu kölelik yok. Kıssadan hisse. Şimdi bak şimdi İslam bunu yazar. Şimdi köleliğe, insanlığı köleliğe iten nedenler sosyolojik olarak baktığımız zaman birincisi fakirlik. Evet. İşsizlik, yetimlik, bir de esirliktir. Evet. Şimdi Allah Kur'an'da mesela herkesin bildiği, yine sizin de çok iyi bildiğiniz, çok çalıştığınız Maun suresinde taamül miskindir. Orada işsiz, miskin dediğimiz zaman işsiz kişi kendi ekmeğini yiyecektir. İslam'da sadaka ile aç doyurma yoktur. İslam'da herkes kendi ekmeğini yiyecek. İslam'da herkese iş verilecek, herkes gidip az çok çalışacak, çalıştığını, emeğini alacak, ekmeği kendinin olacak. Allah bunu şart koşmuştur. Fakir doyurmak yoktur. Çünkü fakirlik, yani bu şekilde doyurmak, aç doyurmak, şimdi biraz tuhafınıza gidecek ama Arapça söylenir, hatta bunun hadis olduğu bile söylenir de ben kayıtlarda bulmadım. El insan abidül ihsan derler. İnsan ihsanın kölesidir. Yani bir fakiri doyurduğun zaman, bir işsize aş verdiğin zaman, iş değil de aş verdiğin zaman, yetimin karnını doyurduğun zaman
o sana köleleşir. Hatta açık söyleyeyim yani, herhalde bir sakıncası yoktur. Söyleyin. Bu aynı zamanda köpekleşir yani, tamam mı? Onu kendini doyuran adama sadakat gösterir. Ve ondan sonra... Çok acı bu. Bak bu çok acı ama gerçek bu. Ne derler? Gavurun ekmeğini yiyen gavurun kılıcını sallar. Ekmeğini yedi ya, gavurun kılıcını sallar. İslam'da da bu yok. İslam fakirliği ortadan kaldırır. İşsizliği ortadan kaldırır. Bunun değişik ayetleri çok vardır. Çok büyük bir sosyal düzen yani. Tamam işte, siyasetinden bahsediyoruz evet, ya. Evet. Ve eskiden mesela harpte esir alırlarmış, onu köleleştirirlermiş. Hayır, İslam Muhammed suresinin 4 ile 6. ayetlerinde de esirlerin gönüllü durumlarına göre herhangi bir bedel karşılığı olmadan özgür bırakılmalarını emreder. Ayrıca bak şimdi burada Allah'ın bir şeyi var. Bakara 104'te kimseye sürü olmayın. Bakın şimdi tekrar ediyorum, bak referansı iyi dinleyin. Bakara 104. Başınızdaki yöneticilere bizi güt, bize çoban ol demeyin. Onlar da ben çobanım sizi güderim demesinler. Duyduk bu lafları ama. Evet. Bakın Bakara 104. Evet. Yani söyleyenleri duyduk. Bakara 104. Kimseye sürü olmayın, o da size çoban olmasın. Hani hep Kur'an'dan namazla ilgili namaz derler, oruç derler, öyle şeylerle başörtüsü yok, vır zıvır, zikir, fikir falan filan. Ama bu ayetleri okuyup şey yapanlar var, gündeme getirenler var mı? Yoktur. Yok. Bakara 104. Yok. Kimseye yapmayın. Tamam. Kesinlikle. Bu daha ileri gitti biliyorsunuz. Daha önde. İslam'da saltanat yok demiştik değil mi? Sultanı evet, şey yaptırdık. Evet. Ama sultanlar ne yaptı? Vatandaşa nasıl hitap ettiler? Kullarım dediler. Filmlerde de öyleydi değil mi? Padişahlar hani öyle şeyler vardı ya. Ama Atatürk ne dedi? Kullarım. Efendiler dedi. Evet. Efendiler. Onlar da kullarım dedi. Bakın İslam'da neler var. Şimdi burada hani özgür birey dedik ya. İslam özgür birey şey yapar. Biraz sonra ehliyet noktasında şey yaparken neden özgür birey? Onları da anlatacağım. Bir de İslam dini dindir. Allah'tan gelmiştir ama kimseyi zorlamaz. Zorlama yoktur. Zorlama. Dinde zorlama yok. Allah kesinlikle, bakın şimdi Bakara suresinin 256. ayetinde biraz metin vereyim. Dinde zorlamak, tiksindirmek yoktur. Neden yok? Şimdi onu da Allah şey yapar. Evet. Şimdi ayetin devamında gattebeyyener rüşdü minel gayr ifadesi kullanılır. Çünkü bu kitapta diyor Allah, iyi, kötü, güzeli, çirkin, hakkı, batılı ben ayırt ettim. İmana girecek olan, İslam'a girecek olan geçsin. Mesela şöyle diyeyim, bir sanki galeride olsun. Bir Yahudiliği incelesin, bir tablo haline getirilsin. Hristiyanlık, kapitalizm, sosyalizm, liberalizm, bir de İslam dininin ilkelerini görsün. Onlardan bir tanesini gönül rahatlığıyla seçsin. Dinde zorlamayacaksın. Bunu şöyle bir şey söyleyeyim. Reşit olmuş, aklı, fikri, yani dümura uğratılmamış, aklı selim sahibi, sağduyulu insanların hepsi de zaten sese en güzelini seçecek. O da zaten İslam dini olacak. Onu diyeyim. Yine bir başka ayette. Ve bu Kehf 29 referans veriyorum. Ve de ki, o gerçek Rabbinizdendir. O nedenle dileyen iman etsin, dileyen bilerek reddetsin, inanmasın. Herkes serbest. Yine İnsan suresinin 2-3. ayetinde. Şüphesiz biz ona yolu gösterdik. İster kendisine verilen nimetlerin karşılığını ödeyen biri olsun, ister nankör olsun. Allah kimseyi zorlamaz. Şimdi şöyle, İslam'ın hep ilkelerinin tümü bir kanun çerçevesinde değildir. Hepsi öğüt mahiyetindedir. Yani bunları da açıklayalım. Hani bazı şeriat devleti kurar, Kur'an'ı anayasa yapar, Kur'an'dan kanun çıkarır falan filan da Kur'an'ın ayetleri kanun değil. Kanun öyle olmaz. Bunlar birer öğüttür. Bunlar birer öğüttür. Doğrultuda ya. Yani bu Allah'ın gösterdiği doğrultuda kanun yapın. Hayatını kurtarın. Ya. Kendi şeyinizi, hayatınızı bir nizama sokun tarzındaki öğütlerdir. Şimdi bunun şeyinde bir adalet mefhumu.
İslam'ın olmazsa olmazı temel direklerinden biridir. Nahl 9'da bu kesin olarak söylenir ve bakın çok enteresan, Maide 43-45'te bu pasajda Maide 43-45 43'ten 45'e kadar olan ayetlerde, evet, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafirdir, zalimdir, fasıktır diye de Allah'ın bir de ıtabına, azarlamasına şeydir. Adalet. Adaletin nedir, ne değildir? Bununla Müslümanların iyi çalışması lazım, iyi öğrenmesi lazım. İşte buyurun, İslam'ın siyasal öğelerinden bir tanesi de bu. Şimdi bir noktaya daha geldik. Şimdi burada çok enteresan. Müslümanların yine sözü, hani kelimeyi bozarak, anlamını bozarak hayatlarını mahvettikleri, kendi hayatları gibi geleceklerini, dünya ve ahiretlerini, hatta istikballerini bile mahvettikleri bir sözcük velayet. Velayet. Şimdi evet, şeyde evet, bak bu şeyde şöyle anlatayım. İslam'ın ana siyasetinde velayet, vekalet, şura, icma ve biat diye sözcükler vardır. Tekrar eder misiniz? Bakın şimdi velayet, vekalet, şura, icma, biat. İşte Müslümanların, İslam dininin siyasi, ne diyeyim, omurgasını bunlar oluşturur. Bunların içerisinde bir de ehliyeti var. Şimdi bunlara kısaca değineceğiz. Değinelim. Ve burada evet, şunu göreceğiz. Velayet bildiğimiz gibi, yani normal olarak hukukta da var. Bildiğiniz hukuk kitaplarına bakarsak, reşit bir şahsın şahsi ve mali işlerini gözetip yürütme hususunda kasır, yani becerisi ve yeteneği olmayan, eksili olan bir şahsın yerini tutmasıdır. Evet. Şimdi tanımı budur. Hakikaten Kur'an'a da baktığımız zaman bu veli diye geçer, bu sıfat. Veli yakın olan kişi demek, ama Allah bunu yol gösteren yakın, yardımcı olarak yakın, yardım eden, koruyan, yakının diye tanımlar. Böylece burada bu velayet dediğimiz zaman, işte bir siyasi şeyde kendi yapamadığımız işleri yapması için bir başkasına vekalet vermemiz, onu yetkilendirmemiz demek. Ama bakın şimdi, ama Kur'an'da Allah aşağı yukarı şuna söyleyeyim, 20'ye yakın ayette la tettehuzul evliya, şunları veli edinmeyin diye kafirini, mecusisini, münafıkını, Yahudisini veli edinmeyin, ona velayet vermeyindir. Ama şu anda Hakkı Yılmaz mealinin dışındaki meallere bakacak olursanız, onları dost edinmeyin, yani ahbaplık kurmayın falan gibicesine bu siyasi bir kavramı basit bir şeye düşürdüler. Sözcüğün orijinalini bozdular. Evet. Şimdi ve böylece şöyle diyeyim daha doğrusu, burada hani reşit bir şahsın şahsi ve mali işlerini gözetip yürütme hususunda kasır, yeteneği olmayan, eksik olan bir şahsın yerini tutması demek. Velayet vermek demek, tamamen işinde, gücünde, siyasi, ekonomik, askeri vesairede yönetimi bir başkasının eline vermen demek. İpin ucunu bir başkasına teslim etmen demek. Evet. Bakın şimdi manzaraya bak. Şimdi dost edinmeyin dediği zaman sanki komşu Yahudin var, Hristiyan var ya, onlarla bir yakınlık kurma anlamına doğru bunu düşürdüler. Ve Allah bunu dediği zaman, bunu bize uyardığı zaman, bakın Müslümanların başına ne geldiyse, askeri yönler. Şimdi mesela Allah diyor ki Hristiyanlara velayet verme diyor. Askeriyemizi NATO'ya, ekonomimizin velayetini IMF'ye vermek Allah'ın emrine göre yasaktır. Oo, bakın geçmişte de, bakın geçmişte evet, de bak onu anlatayım. Çanakkale'deki savaş, yani 250-300 bin tane Mehmetli'nin orada her olması, bunun sebebi ne? Bunun sebebi Genelkurmay Başkanımızın Alman olmasıdır. Doğu'da yine, yani geçen gün yıl dönümüydü de hani böyle şey yaptım. Sarıkamış'ta ya, 90 bin, 100 bin, 40 şey, bin neyse o kadar kişinin telef olması, anlatabildim mi? Yine velayetin başkalarının elinde olmasıdır. Allah bunu yasaklar. Veli kendinizden olacaktır.
kendiniz kendinizin velisi olacaksınızdır. Buyurun işte, bu da siyasi, İslam'ın siyasi şeylerinden bir tanesi de bu. Şimdi burada bir başka şeye ne geldik? Biat. Bakın şimdi. Bu bir felaket. Ha, biat. Biat ölümüne yemin demektir. Şimdi biat da, bu da alışveriş şeyinden kaynaklanır da, ölümüne yemin demektir. Ölüm. Ölümü pahasına yemin. Şimdi Mümtehine suresinin 12. ayetinde, bakın onu da söyleyeyim. Evet. Kesinlikle Allah der ki, biat peygambere bile marufta olacak. Herkese kabul gören, Allah'ın kanunlarına da uygun bir şeyler olursa o adama biat edilir. Maruf olmayan bir işte kesinlikle peygamber bile olsa biat edilmez. Şimdi bu velayetle vekaleti ikisini birleştirdiğimiz zaman, bugünkü güncel şeyine geldiğimiz zaman, bunun karşılığı nedir biliyor musunuz? Oy vermedir. İşte bunu tekrar edin, kaçırmış tamam. Olabilirler. Yani velayetle evet. Biatın yani bunun güncel ifadesi oy vermedir. Oy vermedir. Tamam. Bir kişinin yasama meclisinde veyahut da bakanlıkta, başbakanlıkta, belediyede, şurada, burada ona oy vermesi demektir. Günceli budur. Günceli bu. Ha, günceli budur. Müslümanlar bu konuda da, şimdi biraz sonra Ülül Emre şey yapacağım ve Ülül Emre de burada bir başka daha ifade getireceğim. İslam'ın öngördüğü siyasi şeylerden bir tanesi de ehliyet konusudur. Ehliyet, liyakat. Şimdi liyakat. Allah, bakın şimdi Allah Nisa suresinin 58. ayetinde, enteresan söylüyorum. Nisa suresi ayet 58. Evet. Evet. Şüphesiz Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Evet. Evet. Şimdi emanetler, buradaki emanet kamu görevleri demek. Evet. Kamu görevleri akraba, hısım, yandaş, mandaş değil. Hep ehil insanlara verilecek. Evet. Hatta bu ayetin inişiyle ilgili, bakın bu ayetin inişiyle ilgili bir olay anlatılır tarih evet. kitaplarında. Şimdi peygamber Mekke'yi fethettiği zaman evet. Kabe'nin anahtarı vardır, meşhur. Kabe dediğimiz zaman o maliye hazinesidir orası. Bütün Arapların, o Arap site devletinin geliri, altını, gümüşü vesairesi, yeah. putu, mutu, tapusu, her şeyi orasıdır. O orada bir başka bir şeydi. Osman bin Ebi Talha diye bir vatandaş değildi. Ama Müslüman değildi. Peygamberin yakınları ve yandaşları, Kabe'nin anahtarını ben alırım diye peygamberin etrafında fır dönerken, peygamber orayı gitti, keşfetti, dışarıya geldiği zaman o yandaşlara bu ayeti okudu. Ben ne içerideyken dedi? Allah bana bu ayeti indirdi, emanetler ehline verilecek dendi. O eski anahtarı taşıyan, Müslüman olmayan o kişi var ya, bak o kişi... Ay, iki dakikamız kalmış, ne olur bize biraz süre hediye edin. Evet. Bu şeyde onu anlatayım. Ve peygamber buna ehil budur diye evet. o anahtarı ondan almadı. O yandaşların içerisinde, bekleyenlerin içerisinde amcası Abbas da vardı. Amcasına vermedi. Geçmişten, atalarından beri orayı koruyan bu konudaki ehil adamlar var ya, anahtarı ona verdi. Burada iyi düşünün fotoğrafları. Fotoğraflara evet. iyi bakın, bakın. Evet. Ne diyor? Şimdi, din. Şimdi bu burada din başka ne diyor? Evet. Bak şimdi burada. Ey iman etmiş kimse, Allah'a itaat edin, elçiye itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Bir de Allah burada ülül emir diye bir şey var. Ülül emir. Bu da yönetici demek. Şimdi evet. vakit yoksa bunu biraz şey bir yapalım. Kısaca detaylı. Geçelim. Ondan sonra 7 Mart'ta birlikteyiz. Evet. Ayarlayın. 7 Mart'ta heyecanla ben de şimdi, bekleyeceğim Sayın Şimdi Yılmaz'ı. Burada hani ehliyet dediğimiz zaman bu evet. ehliyetin uzun maddeleri var. Evet. Yani onları aşağı yukarı bütün fıkıh kitaplarında belki de bir program sürer o. Evet. Nasip olsun. Biz sizle bir dizi program yapalım. Evet. Son bir dakika demişler ama ben bir dakika hediye istedim arkadaşlarımda. Şimdi bir dakika. Evet. Şimdi çok mesaj da geliyor. Söyleyeyim. Yönetici demek, ana yönetici demek. Evet. Bu çoğul bir ifadedir. İslam'da bakın şimdi, kişi tek başına devlet başkanı olamaz.
ülül emir olur, emir sahipleri olur. Bu emir sahipleri de çoğuldur. Çoğul bir ifadeyle olur. İslam'da hani şöyle anlatayım. Bunu mesela uzun şöyle anlatacağım bu ülül emri. Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda biliyorsun halifelik kaldırıldı değil mi? Evet. Halifelik aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kurumsal olarak tevdi edildi. Evet. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte buydu. Ülül emri o. Orada yasama meclisi üyeleri tek kişiden olmaz. Tamam mı? Çoğul. Çoğul bir kişinin orada olması lazım. Bu kişiler kim olur? Nasıl olur? Gerçek nasip olursa programda. Başka bir programda anlatayım. Sayın seyirciler, sayın dinleyiciler duyuyorsunuz değil mi? Muazzam anlatıyor Sayın Hakkı Yılmaz. İşte din budur. Delilerin, aklına esenin din diye konuşmalarının önünü kesmek lazım. Gerçek din budur ve bakın ne güzel anlatmış Sayın Hakkı Yılmaz'ın, özellikle Kur'an'ın Türkçe meali kitabını öneriyorum. Önemli sözcük ve kavramlar Kur'an'daki diğer kitap, onu da mutlaka almak gerekiyor. Reklam değil bunlar, değerli RTÜK üyelerine de söyleyelim, reklam değil, hatta onların da okumasını öneriyorum. Şimdi, çünkü gerçek bilgiler burada. İzninizle bir şey söyleyebilir miyim? Ne demek izin, buyurun söz şimdi, sizin. Dünyanın en pis parası dinden kazanılan paradır. Hı-hı. Ve o kitapta şu okur musunuz bak, parayla satılamaz. Tanıtım nüshasıdır, parayla satılamaz yazıyor. Evet. Evet. Kur'an ve İslam dinini tanıtma derneğinin hediyesidir. Evet. Parayla satılamaz. Evet. Çok teşekkür ediyorum Sayın efendim. Hakkı Yılmaz. Değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum. Muazzam mesaj var. Hem kanalımıza hem bana hem telefonla gelen mesajlar var. Hiç merak etmeyin, devam edeceğiz. Çok bilgilendik. Neler öğrendik hep birlikte. 7 Mart, tarihimiz 7 Mart saat 16 randevumuz Sayın Hakkı Yılmaz'da, ama Ulusal Radyo ve Ulusal Kanal'dan ayrılmayın. Bakın bu kanal ne güzel bir işlevi yerine getiriyor. Başka yerde yok bunlar. Başka yerde yok diyoruz. Yarın buluşmak dileğiyle esen kalın. Teşekkür ediyorum. Süreyi biraz açtık ama affınıza sığınıyorum. Saygılar sevgili sunuyorum. Sağ olun. Yayın ekibi. Yarın buradayız.